Sorumuz golba.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Fenerbahçe'den e, açıklama geldi. Zaten bu açıklamayı daha önce de e, hem ben hem Şaktar e, Donetsk yetkilileri vermiştim. Fenerbahçe'miz barış maçında Şaktar Donetsk'i konuk edecek. Biliyorsunuz Ukrayna'daki savaş sürüyor ve Ukrayna'daki savaşa farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan Şaktar Donetsk Global Tour Etkinliği kapsamında Fenerbahçe şartlarından eski konuk edecek. Tabi barış temasına dikkat çekmek katkı sağlamak amacıyla bu müsabaka gerçekleştiriliyor ve dostluk maçı oynanacak. Kulübümüzden yapılan açıklamaya göre barış için futbol temasıyla 19 Nisan Salı günü. 19 Nisan Salı günü o zaman havalar ısınıyor merak etmeyin. Ya Maşallah tüm Kayseri'de felaket bir kar vardı. Şaka yapmıyorum gerçekten kar vardı. Ee, şu anda biraz güneşli gibi biraz e, artık mevsim normallerine selamın aleyküm dedi gibi duruyor. İnşallah da o da aleyküm selam der. <laughs> yani geçen hafta bir şey dedim. Yarın kar var de inanırım dedim. Öyle bir mevsim yaşadık dedim. Hakikaten. Ondan sonra öğretmen arkadaşım bir dedi ki ya de haftaya kar geliyormuş dedi. İnanırım dedim. Yok artık falan dedim ama inanırım dedim. Hakikaten böyle bir şey oldu. Ama şunu söyleyeyim. İnsanlar böyle değişik olduğu müddetçe, bu kadar türde olduğu müddetçe ve bu kadar kibirli, gururlu, üstten üstten baktığı müddetçe bunların hepsi normal geliyor bana. Beni asıl şaşırtan hani bir sivrisinek kafasını burnundan içeri girse öldürecek insan bu kadar kibirli, gururlu. Hani bir bağırsağına sahip çıkamayan insanın bu kadar kibirli olması bana tuhaf geliyor. Neyse. 19 Nisan Salı günü saat 17'de oynanacak ve karşılaşmanın geliri Savaş mağduru masum çocuklar insanlar için kullanılacakmış. Tribünde olmak isteyen paso bilet, paso e, şey ligde tribünde olmak isteyen ya da destek için bilet almak isteyenler yarın saat 15 ya da 16'dan itibaren pasolix sisteminden satışa sunulacak. biletler alabilirmiş. Hatıra bileti 50 lira, kale arkası 50, üst tribünler 100, alt tribünler 200 bu maçta kombine geçersiz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ama e, Pasolik zorunluluğu yok. Yani pasolik zorunluluğu yokmuş bilginiz olsun. Diğer takım taraftarlar olarak onlar da izleyebilir. Geç Beşiktaş'tan da maçlar var diye hatırlıyorum. Belki yanlış hatırlıyor olabilirim. Borussia Dortmund'dan Arda Güler'e kanca. Bakın haberi hiç açmadan soruyorum. Ee, Arda Güler'in herhangi bir takıma 5, 10, 15 fark etmez. Bu kadar milyon euroya gitmesini ister misiniz? Ben de aynı şeyi düşüneceğinizi tahmin ettiydim. 30 milyon euro falan konuşuluyor yani sözleşme bedeli falan diye. 30'u kabul eder misiniz? Ben de kabul etmeyeceğinizi tahmin etmiştim. Yani evet bir kısmınız ediyor. Hani ben 30'u şöyle kabul ederim. Alın, götürün, oynatın. Ee, ama satışının en az %30'u benim. Keş, kaça satarsan sat. Bu kadarı benimdir. diye Ben böyle bir maddeyi kabul edebilirim. Onun dışında kabul etmem. Zaten önümüzdeki senenin planları da şimdiden oluşturulmaya başlanmıştır. Yani şu an ben size bir şey söyleyeyim. Löv gelecek, İsmail Kartal gelecek, işte falan gelecek, filan gelecek. Gelecek teknik adam Fenerbahçe'nin bir maç özetine bile baksa Arda Güler ismini görecek mi? Görecek. Gelecek teknik adam Fenerbahçe'nin bir maçını bile izlese Arda Güler ismini görecek mi? Görecek. Çocuğun fiziksel özelliklerinden, boyundan, posundan, tipinden, yüz şeklinden, yüz hatlarından yüzündeki o çocuksu ifadeden yaşının genç olduğunu anlayacak. Ve araştırıp baktı mıydı? Aa lan bu çocuk daha işte 16'ymış, 17'ye girmiş. Tamam ben bu çocuğun üstüne sistem kurarım. Bu çocukta iyi ayak var diyecek mi? Diyecek. Hal böyleyken Borussia Dortmund'da istese, Real Madrid'de istese, Kayseri Spor'da istese, ben hiçbir takıma verileceğini düşünmüyorum. Sizler de düşünmüyorsunuzdur. Şimdi doğru doğru konuşalım arkadaşlar. Kaç olursa olsun, fiyat kaç olursa olsun. Ama hocam böyle yaparsak da kimseyi satamayız. Yıllardır şampiyonlukları sattığımız yetmiyor mu? Yani yıllardır şampiyonlukları sattık. Yetmiyor mu? Mesela bana deyin ki hocam 50 milyon Euro'luk satış mı yapalım, seneye şampiyon mu olalım? Ya da e, kesinlikle şampiyonluğu tercih ederim. Yani 50 milyon Euro hani satış yapsak emin olun biz o 50 milyon euroyu çöp ederiz. Ama şampiyon olursak en azından moral, motivasyon, belki doğru hamleler de gerçekleştiririz. Lan şampiyon olduk. Bari önümüze bakalım diye. O yüzden ben şampiyonluğu isterim. Ha bu arada haber unuttuk ya. Pardon. Neydi haber? Dortmund. Arda Güler'e kanca. Ben hiç okumuyorum haberi ya. Direkt geçiyorum. Yani yükselen yıldız Arda Güler performans bu sezon gösterdiği Dortmund e, başta geliyormuş, hoş tutmuş. Almanya'da iyi bir eğitim falan filan e, geçiniz. Ben bu haberi okumuyorum bile. Atilla Sana ile rekor kırabiliriz. Sanmıyorum. Hocam haberi okuduk mu? Yok hiç okuma. İlk defa şimdi okuyorum. Son olarak İngiliz ekibi Southampton'un talip olduğu Atilla Sana için sarı lacivertler en az 20 milyon euro bekliyor çok bekleriz. Çok bekleriz. Bu sezonki Atilla Salah'ı 20 etmez. Ben size söyleyeyim 12. Yani 12-14 arası öpüp başıma koyarım. Bu sezonki Salah'ı 20 etmez. Bana kızmayın arkadaşlar bu seneki Salah'ı etmez. Neyse. Transfer bu rakamın üzerinde yani 20'nin üstüne gerçekleşirse kulüp tarihinin en pahalı satışı olacak. Fenerbahçe'nin en az 20 milyon euro beklediği Atilla Salah için son olarak Premier Lig ekibi Southampton devreye girdi. Eğer Atilla Salah'ın transferi beklenen rakamla gerçekleşirse Fenerbahçe tarihinin en pahalı transfer satışı olarak tarihe geçecek. Atilla Salahi için Southampton devreye girdi. Lan bu haberi bir paragraf üstte vermen gerekmiyor muydu? İngiliz basınında yer alan haberlere göre Premier League ekipleri peşine takan Atilla Salahi için son olarak Southampton devreye girdi. İngiliz ekibinin 28 yaşındaki stoper Jack Stephenson yerine Atilla Salah'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Ada ekibi Macar savunmacı için resmi teklifi yapmaya hazırlanıyor. Ali Koç geçtiğimiz günlerde Atilla Salai 20 milyon euronun altındaki teklifleri konuşmam bile ifadesini kullanmıştı. Tabi 20'nin üstüne gidese en pahalı transfer. Fenerbahçe tarihindeki en pahalı satış Elvir Baliç'miş 21 milyon euro karşılığında Real Madrid'e göndererek yaptı diyor. Ben o zamanlar dolardı diye hatırlıyorum. 25 milyon dolara gitti diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Evet. Fenerbahçe elindekinin kıymetini bilmesi lazım. Mesela Fenerbahçe'nin elinde yeni bir Lugano var. Bence Kim Minji Lugano'yu karşılar. Kesinlikle Kim Minji hani yeni Lugano'yu lafını karşılar. Bir de Fenerbahçe'de Kafu var. Fenerbahçe Kafu Fenerbahçe'de. Kim o Kafu? Tahmin edin kim? Ah. Nihat Kahveci övgülerde bulundu. Yeni Kafu Fenerbahçe'de demiş. Milli takımın ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci yaptığı bir yorumda Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunu övdü. Kim o yıldız futbolcu? Hocam Kafu dediğine göre sağ bektir o da Ösayi'dir. Aferin. Çok iyi takip ediyorsunuz. Kahveci bu sezon Sabek'e evrilen ki bu çocuğun Sabek oynaması gerektiğini söyleyen Türkiye'de bir tane adam vardı. Ve bu çocuk Sabek oynarsa Türkiye'nin en iyi Sabek'i olur. Çok da iyi paralar Avrupa'ya satarız diyen bir adam vardı. Gerçi yeri geldi miydi futboldan anlamıyor dersiniz. Neyse canınız sağ olsun. Diyor ki 24 yaşındaki oyuncuyu bu mevkinin gelmiş geçmiş en iyi isimlerinden biri olan Kafu'ya benzetmiş. Ve o gelişimini gelişimini sürdürmesi halinde Fenerbahçe'nin uzun yıllar sağ aramayacağını belirtmiş. Sezon içerisinde o sayıya buçuk 4,5 milyon euroluk bir teklif vardı. Yanlışım yoksa Ali Koç burada yanılabilirim. oruca oruçtan dolayı mazur görün. Ali Koç dedi ki bu çocuğun edeceği 4 ya yani 4 buçuk değil. on buçuk deseniz belki masaya otururum ama dedi kesinlikle kabul etmiyorum bu çocuktan şey olacak dedi. Bak Ali Koç da biraz anlıyor. O say Samuel'in Fenerbahçe TV'de bir şeyi var. Bir günlüğü var. Ee, hit hit to heat miydi ya? Bir program var. Fenerbahçe TV'de bul bulabil şeyde bulabilirsiniz. Youtube'da bulabilirsiniz. Herhalde Youtube katılı özel. Geç Fenerbahçe TV'de yayınlandı herhalde Youtube katılı değildir. Orada o sayının bir günlüğünden bahsediyor. Lan o kadar beyefendi, o kadar efendi bir çocuk ki. Ben gelirim işte basketbol oynarım falan kaldığı evi şeyi falan gösteriyorlar. Evi gösteriyorlar. Yani ailesinin günlük konuştuğunu, babasının işte anlattığını işte şöyle öyle oyna böyle oynadığı, Çok şaşırdıydım ya. Gerçekten çok şaşırdıydım. İlginç gerçekten. Fenerbahçe'nin transfer planı Isco ve Marcelo. Isco, Marcelo. Isco Neymiş Isco ile Marcelo? Transfer çalışmaları sürdüren Fenerbahçe nedeniyle Real Madrid forması giyen Isco ve Marcelo bulunuyor. Gerçekten bulunuyor mu? Şimdi kağıt üstünde konuşayım. Ben löv olsam ben löv olsam Isco ve Marcelo'yu ister miyim? İsterim. Kadro kalitesi isterim. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek sanırım Isco'nun. Uzatmayacaklar da. 29 yaşında. Hani Mesut 33 yaşında. Mesut'a bakarak Gerçi 8 gün sonra 30 olacak ama Mesut'a bakarak 3 yaş daha genç. Kendine 90 milyon euroları görmüş 2018'dir de. Yani ama bu sezon 14 maça çıkmış. Sadece 2 golü var 342 dakikada. Yani 7,5 milyon euroluk bir oyuncudan bahsediyorum. Marcelo. Marcelo yaşlı. Evet 33 yaşında. Gerçi o da 12 Mayıs'ta 34 olacak. Hani Marcelo'yu alsan 2 sene eline 3 sene kullanmak ister misin? Dün de oyuna girdi bu arada Şampiyonlar Ligi maçında. Hani piyasa değeri 3 milyon euro yazıyor ama bir, bir iki maç oynadıktan sonra o 3'ü görürüz kaç olduğunu. Ben Löw olsam ikisini de isterim ya. Niye istemeyim? Isco'yu da isterim, Marcelo'yu da isterim. Hatta Luis Suarez'i de isterim. Arkadaş bana getirin derim. Üçünü de getirin derim. Şimdi şöyle anlatayım size. Bir bekin Marcelo, bir bekin Osayi. Stoper ikilin Kim Minji, Serdar Aziz. Kalecin Altay. Devam ediyor diyelim. Orta sahada Crespo. Crespo, İrfancan, Isco. Forvetinde Luis Suarez var. İki tane de kanat çek. Ya da Türk kuralı eğer 3 olacaksa, sabitlenecekse, kanatlardan birini Ferdi yap. Diğer kanada bir isim çek. Bence Süper Lig için çok çok iyi bir kadro. Hocam çok yaşlı. Suarez yaşlı. Marcelo yaşlı. Isco yaşlı. Valla bazen de yaşına takılmamak lazım. Bazen oyuna takılmak lazım. Ama dediğiniz gibi Fenerbahçe'de şu anda bir dinamizm var. Ee, bakalım ne olacak. Neyse Fenerbahçe gelecek sezon planlaması yapıyormuş. İsmail Kartal yönetiminde bu sezon ikinci tamamlayıp şampiyonlar ligi elemesine gidip oradan da şampiyonlar ligi biletini almak istiyor. Ha, işin bir de bu boyutu var bu isimleri alırsan Şampiyonlar Ligi'nde elemede kim gelirse gelsen iddialı konuma çıkarsın. İddialı konuma çıkarsın. Ben size bir şey söylüyorum. Şu isimlerin hepsi gelsin Şampiyonlar Ligi'ne gidelim istemez misiniz? Şimdi İsmail Kartal'a devam planı var. Etmeme planı da var. Real Madrid iki futbolcuyu gündeme aldı diyor. Roberto Carlos da olduğu gibi bonservis bedeli ödenmeyecek. Hem Marseille'ye hem Isco'ya. Hani yüksek teklifler Diyor. Marseille 16 maç 701 dakika. 1 asist. İzko 14 maç 342 dakika. 2 gol. Ben şunu söyleyeyim. Hali hazırda böyle bir plan yok. Ama menajerler tabii ki de öneriyorlar Şey, Yıllık 5 milyon euro verirseniz getiririm. Ben yıllık 5 milyon euroya ben de oynarım. Ee, ama ben löv ihtimali olursa. Yani en az... Bir tane dünyaca ünlü bir yıldızın, yaşlı da olsa bir yıldızın geleceğini kesinlikle ve kesinlikle düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Belki de duyumlarımdır. Fenerbahçe'de gönderilecek isimler netleşti. Demiş. Kimmiş? Şimdi gönderilecek isimler diyor burada ama ben kaç gelir elde edeceğimizi söyleyeyim. Mesut Özil vergisiyle, algısıyla kulübe mali, mali olması yıllık 4 milyon euro. Mesut giderse 4 milyon eurodan kurtuluruz. Ozan Tufan yaklaşık 2 milyon euro vergi salgısı. Yıllık ücreti var. İki de Ozan'dan gelsin. 6. Hadi 4 milyon euroya da bon servisten sat. Etti sana 10. Jose 1.5. Gustavo 3 civarı 4.5. Yani Valencia'nın 1 milyon euro diyelim artı maç başılar. Novak 1 diyelim. Tisserat ben 2 biliyorum ama 1.5 diyelim. Bunların üstü çizilmiş. Kaçından bon servis alabiliriz? Şimdi asıl olan Fenerbahçe'dir diye Mesut'u Araplara Maraplara MLS'e 2'ye 3'e 4'e kaktırabilsek deli para. Gerizekalı Watford kümede kalmaz. Ali Koç'un çıkıp Watford çok kötü bir takım. Bu takım kesin küme düşer demesi lazım. Watford'un kümede kalması için. Ya da Everton'u falan övmesi lazım. gerçi Everton'u falan övse Watford gerizekalı yine düşer. Diyelim Ozan'a 4. Mesut'u hayali kuruyorum ha. 3'e sattığını düşün. Bak 7 milyon euro bonservis. servis. Gustavo, Fesih'e de razıyım. Valencia, MLS'den görüştüğü takım var. 2 de oradan gelse. Novak 10 etti. Hadi Novada da 1'e gönderelim. 11. Tisserant'ı da 3'e gönderelim. 14. Ben 14'ün yarısı 7'ye razıyım. Bu kadar ismi göndermeye. Bak 7 milyon euro bon servis gelirin. 4 Mesut. 2 ozan 6. 1,5 sosa 7,5. 1,5 tiserant 8, 9. 3 Gustavo 12. 1 Valencia 13. 1 Novak 14. 14 milyon euroluk bir tasarruf açmış olursun. 7 futbolcudan 5'i yabancı. 5 tane yabancıdan kurtulmuş olursun. Artı bir de 7 bonservis alırsan öpüp başına koyarsın. Tabi bunlar isimler büyük ama kayıplar da büyük. Onu da görmek lazım. Ben haberin detayına hiç girmiyorum bile. Ya yani bu haberin açıklayacağı en fazla benim açıklayacağım kadardır. Girmiyorum bile. Şimdi i̇şte Berke ile masaya oturulmayacak diyor. Ben aynı şeyi düşünüyorum. Mesela Berisha bunlara ekleyin. Ben Berisha'nın seneye Fenerbahçe'de kalacağını düşünmüyorum. Herkes Rossi ve Pelkas gidecek diyor ama ben Rossi'nin bir yıl daha kalabileceğini düşünüyorum. Pelkas konusunda da ben gitmeyebilir diyorum. Bana kalırsa Gustavo da gitmeyecek, Pelkas da gitmeyecek. Nazım Sangare kayıpları oynuyor. Mesela Nazım'ın gitmesi benim için hiçbir ifade yani hiçbir önem arz etmez. Hatta sevinirim bile. Serdar dursun mesela bak. Serdar dursun iyi bir futbolcu. Sahada elinden geleni yaptı. Fenerbahçe'nin golcüsü değil falan filan diyorlar. Ya arkadaş orada koridor yapıyor, Sırtı dönük oynuyor, ön alan baskısı yapıyor, takımı ileriye taşıyor. Set oynarken yani ileride orada sete katkıda bulunuyor. Ve milli takımın şu anda az forvetlerinden biri oldu. 10 golü var ligde. Yani durum bu arkadaşlar. Ee, aa, özür dileseler hocam Mesut Özür Ozan affedilir mi? Affedilse bile katkısının olacağına inanıyor musunuz siz gerçekten? Bak eskiden olsa mesela Fenerbahçe'nin başına Fatih Terim var bir adam gelecek olsa Crespo, Ozan, Mert Hakan, İrfan, Arda Güler hatta Mesut 5. Gustavo 6, ee, İsmail yüksekte gelecek 7. 7 tane isim yeter de artar. Merkeze isim almaya gerek yok derdim. Çünkü o gazla çalıştırırdı. Bunları bir şekilde çalıştırırdı. Ha Burak Kapacak mesela. Fiyasko. Tamamen fiyasko. Ya arkadaş hiç mi çalışmıyorsun? Hiç mi kendine dikkat etmiyorsun? 13,5 milyon TL'ye alındı. Ee, ve Fenerbahçe'nin 32 lig maçında sadece 13 dakika oynadı. Ya bir yıllık ücreti bon servisi 20 milyon lirayı buldu neredeyse. Ve Bordo takımın elinden alındı. 13,5 milyon lira. Ya. 22 yaşına geldi. Bir türlü bir şey tutturamadı. Vitor Pereira döneminde şans bulamadı. Sonrasında İsmail Katal'a da şans bulamadı. Çok ilginç. Burak Kapaca bari oynayabileceği ya da oynama garantisi de bir takıma kiralasak en azından kendine gelebilir. Mesela Westerro seneye ligde kalırsa şey, lige çıktı gerçi. Westerlo isterse olabilir. Hull City olabilir. Bursa Sport City olabilir. Dakikası 1.5 milyon lira diyor. Yani tutanlara sayacağız. Crespo'ya Lil kancası. Sezon sonunda ayrılacak olan X Eka'nın yerini doldurmak için arayıştaymış Fransız ekibi ve Portekiz'de orta saha oyuncusunu transfer listesine yazmış. Crespo'ya derbide tam not vermiş Lille yetkilileri izleyip ve hazırladıkları raporda mutlaka alınmalı demişler. Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk yarısına erken havlu attırıldı. Avrupa'da hayal kırıktı. Türkiye kupasında hüsran oldu ama son haftalarda yakalanan çıkış birçok futbolcunun radarlara girmesini sağladı. Özellikle Galatasaray maçında kıtanın dört bir yanından gözlemci yağdı derbiye. Değil mi? Dört bir yandan derbi gözlemci yağdı. Ve tam not almış. Bedeli 10 milyon euro demiş. Kime göre 10 milyon euro? 25 yaşındaki futbolcuyu bir süredir zaten takip ediyormuş. Ve Galatasaray maçındaki ne yapacağını merak etmiş. büyük maçta ne yapacak? Tamam küçük maçta oynuyor. Mesela getirin oradan bir şeye Harry Potter'a Anadolu takımı büyü yapacak diye bir espri vardı. Ben çakmıyordum. Meğersem şeymiş işte Kerem Aktürkoğlu hep Anadolu takımlarını atıyor gibisinde. Yok Fenerbahçe'ye de vardı ilk maçta. Transferde bölgenin ilk adayı olabilir. Mutlaka alınmalı demişler. 10 milyon euro diyor. Bu gerçeği yansıtmıyor. İlgileri var ama herhangi bir teklif yok arkadaşlar. Lil kanıtından gelen. Valencia iddiası vardı. Amerika'ya transfer olacak. Dün Amerika'ya gidecek deniliyordu. Dünkü videolarda da konuştuk. Ne oldu gitti mi? Gittiyse Amerika'dan bir selam göndersin. Bak şu var. Yani eee 33 yaşındaki oyuncu gidecek orada oynamaya hazır falan filan diyordu. Ben size kesinleşen bir transfer söyleyeyim. Ben size kesinleşen ya da Göztepe maçını en sonunu konuşayım. Bir haberim daha var. Onu konuşayım. Ondan sonra Göztepe maçını konuşayım. Kesin haber. %100 haber vereceğim size. İngilizlerin Allah yar şaşkınlığı diyor. Sadece İngilizlerin değil. Benim de Allah yar şaşkınlığım var. Yani Acun Ilıcalı Fenerbahçeli olduğunu çok net belli etti. Çünkü Fenerbahçeli adam Fenerbahçe'ye Zarar verdi resmen ya. Lan ne güzel tuttu. Gerçi Ukrayna'dan almasak o da zarardı da. Bu arada şu anda sıcak bir haber gördüm. E, Atilla Selahi Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçecek. Premier League ekibi Southampton 24 milyon sterline işi bitirmek üzere demiş. 460 milyon 804 bin 640 Türk lirasına. Hadi inşallah bakalım keşke doğru olsa. Yani keşke doğru olsa. Neyse ben devam edeyim arkadaşlar. Ee, İngiltere Şampiyonlar Kupası'nın hal setine sahibi Acun Ilıcalı. Sezon sonuna kadar kiraladıkları Allah yar için İngiliz basınına ona çok inanıyorum yeni Salah olabilir demişti. Gerizekalı ol, yok. Salak olabilir demiş. Ve sezon sonuna kadar kiralandı. Ama turuncu siyahlı taraftar arasında büyük heyecana sebep olan bu isim performansla büyük hayal kırıklığı. Ligde 7 maçta 168 dakika süre alabildi. Gol ya da asist katkısında bulunamadı diyor. Yani o şotayı getirmek nasıl bir zekaya ya? Gerçekten nasıl bir zeka ya. Hull City'nin bir şey değil 3 milyon euroya şey piyasa değeri var. Yani adam Ukrayna liginde 16 lig maçında 7 gol 4 asisti vardı. Ne bileyim konferans liginde 6 maçta 2 golü vardı. Avrupa lig elemelerinde falan oynadıydı. Getirip rezil ettik ya. Bak Hull City maçları. Yani Hull City maçları herhalde 9 Nisan'da bir kazanmışlar. Bir de 15 Nisan'da maçları var. Huddersfield Town'a 1-0 yenilmişler 1 Nisan'da. Luton'a yenilmişler. Coventry'yi yenmişler 2-0. Hani bu şekilde gidiyor. Ligdeki puan durumuna bakıyorsun. Hull City 20. sırada. Yani küme düşme potasının birazcık üstünde. Yani önümüzdeki senenin yapılanmasını yapacaklar muhtemelen. Ama bu ligde mesela Fulham diye bir gerçek var. Fulham'da da e, ee, Mitrovic diye bir gerçek var. Biliyorsunuz. Gerçi Fulham da son maçta Salah'la yenilmişler ama ya Mitrovic efsane topçu. Neyse. Hocam o opsiyon zorunlu mu? Değil. Zorunlu değil ama zorunluya yakın. İnşallah zorunlu yaparız. Allah yar için. Merak ettiniz muhtemelen budur. Ama şu bir gerçek. Allah yar yetenekli topçuydu. İnşallah hak ettiği yeri bulur. Fenerbahçe-Göztepe maçı. Tribün doluluk oranı şu an için %69. Tabii öncelikli satılan bilet sayısı var. Ben bu maçta da tribünlerin tıktım tıktım dolu olacağına inanıyorum. Göztepe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Obinna. Göztepe transfer market diyelim şuradan. Obinna takımdan ayrıldığını açıklamış arkadaşlar. Ön liberoydu sanırım değil mi? Obinna. Yani şuradan da transfer markalarına da bakalım. Herhalde tamamen silindi. Bizim maç öncesinde sakat oyuncuları yok. Ama şey pardon Atış Nukan sakatmış. İyi bizim maçta bayağı şey yapıyordu. Wilker Angel sakat diyor stoper. Kaleci ee, kadro dışı. Şimdi Göztepe'de ben Atakan Çankaya'yı merak ediyorum. Bayağı bir hırslı oynadı ilk maçta. İnşallah bu maçta da kırmızı yer, erken yer. Yani kırmızı yer inşallah ve erken yer inşallah. Ee, yani böyle bir şey var. Neyse. Obinna takımdan ayrılmış ve kariyerine ABD'de devam edeceğini açıklamış. MLS takımlarından Çin Çinçine Çin Çin Atiye. Herhalde Ankaralıların kurduğu bir takım MLS'te. Ç Çin transfer olmuş. Hocam onun adı Cincinnati. Ben de biliyorum lan. Çin transfer olmuş ve 3,5 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyormuş. Geçenlerde de birini sattılar. 1,2 en 1,5'a ama. Güzel. Düşerken bile para kazanıyorlar. Zeki Uzun Kuruvasan şey demiş. da ilgilendiği İrfan Can Eğri Bayat Fenerbahçe ile anlaştı demiş. Ee, Göztepe tarafından kadro dışı bırakılan kaleciyi bize yazmış. Bu Galatasaray'ın ayak oyunları olabilir. Yani Galatasaray mesela maç yapma, yapacağı hafta o takımın futbolcusunu transfer ettik ediyoruz deyip başka niyet güdebilir ama Fenerbahçe böyle ayak oyunları yapmaz. Bizim İrfan Can'la ilgili hiçbir tasarrufumuz yok. Bilginiz olsun. E, duyumcunun biri demiş ki tanımadığınız adamlar gelecek Fenerbahçe'ye demiş. Bir kardeş de yazmış ki bizimkilerin tanımadığı adam yok demiş. Bilmem ne gelecek. İşte Angutson diye bir futbolcu gelecek desinler demiş. Bizimkiler demiş. 5 dakikaya analiz yazısı paylaşıyorlar demiş. Çok güzel bir şey. Ben size bir transfer sürprizi vereyim mi? Daha doğrusu hatırlatma yapayım. Ee, üye arkadaşlara demiştim ki Rogon bize bir futbolcu kitlemeye çalışıyor. Futbolcunun adı John Anthony Brooks. Bunu bize kitlemeye çalışıyorlar demiştim. Birleşik Amerika Birleşik Devletleri asıllı Alman oyuncu diyeyim. Ya da Berlin'de doğulu. Yani uyruk Amerika. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. 17 milyon euro almışlardı 2017'de. 31 maça çıkmış bir asisti var 2617 dakikada. Bu Anthony Brooks ismine odaklanın. Ya bana atmayın. Ama Almanya Ligi'nden bir takımla da anlaşmak... Üzeridir muhtemelen. Ee, çok da üstüne düşmeyin. Ama Tisserant'ı gönderip bu arkadaşı ister misiniz? Ben isterdim şahsen. 12 milyon euroyu boşuna almamıştır. Ee, onu da söyleyeyim. Bankalar Birliği anlaşması nedeniyle 2023-2024 sezonunun başlangıcından itibaren bir önceki yıldan elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin yani yeni sezonun 2022-2023 sezonunun yayın, sponsorluk, reklam, isim hakkı, gişe, ticari ürün vesaire. Bu gelirlerin toplamının en az %50'si ana para ve faiz ödemesine gidecekmiş. Fenerbahçe'nin geliri çok olduğu için bunun belki %50'si de %30'u falan ancak gider ama şunu bilmenizi istiyorum. Yani önümüzdeki sene şampiyon oldun, oldun, olamadın. Çok yıllar seni hüsran bekler. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hani başlığa ben Kafu Fenerbahçe'de Isco Marcelo'da geliyor diye koyacağım. Ben şunu da söyleyeyim. Isco ile Marcelo'yu isteyelim. Eğer Löv'ü getirirsek bu iki arkadaşımız da çok ama çok kolay bir şekilde gelir. Hatta bunların yanına bir de sürpriz. Kim o sürpriz? Luis Suarez. Neden olmasın abi? Hocam maliyetleri çok yüksek. Yıllık 4 isterler. Ya teknik direktörün 3'e tamah ettiği Proje dediği takımda kimse dört mört istemez ya. Yani isteyemez. Ha isterse gelmez ayrı mesele de. Bence istemezler. Bence projeye tamah edeler. Ha şöyle bir şey var. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bir uygulama yapmıştı. İşte şampiyonluk primi şu. İşte e, derbi primleri falan. Gerçi derbi primi yok da. Şampiyonluk primi şu diye. Performans primleri eklemişti. Öyle bir madde ekleyebilirsin. Hani yıllık ücreti 1 milyon euro, şampiyonluk primi 2 milyon euro ya da 1,5 milyon euro. Artışta işte şampiyonlar liginde gruplara kalma 500 bin euro falan dersin, 1000 milyon euro dersin. 3 tane 4 tane futbolcuya özel yaparsın bu maddeyi. Hani bugün bir Marcelo, Isco, Suarez almışken Kanada'dan birine de Gerrit Bey'le alalım tam olsun. 4. Yeter. Sağda kafu o, o sahayı var. Sol açıkta da Ferdi'yi oynatırsın. Merkezde zaten Crespo, Isco, İrfancan 3 tane Türk yaptın. Gerçi Ferdi'yi oynatmana gerek yok lan. Gelecek sene 4 Türk de onu 3'e düşürürler gibi duruyor. Bir kanat daha alırsın. Para çok. Stoperdeki Minji Serdar. Kalede Altay. Crespo, İrfan, Isco. Dehşetli vahşet bir kadro olur ya. Yani Marcelo Gerit Bale sol kanadı. O önüne de bir tane isim alalım. Trezeguet'i alalım mesela. O sayet Rezeki sağ kanadı. Forvet Luis Suarez. Hocam ligi oynatmadan bitirelim. Kimse yorulmasın. Yok gene birilerini belki kollarla, belki birilerini yine üste tutmaya çalışırlar. Belli olmaz yani. Ee, biz bu kadroyu kuralım da. Gerisi mühim değil. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir beğeni çok görmeyin. Kısımdan kısım atladık ama yani siz de beni mazur görün. Haber çok duyum çok. Bir de Ramazan ayındayız. Bir çırpıda izlersiniz diye böyle yapıyorum. Görüşmek evet. üzere inşallah.